Değerli basın mensupları, ekranları başında ve sosyal medya hesaplarından bizleri izleyen sevgili vatandaşlarımız. Deva Partisi olarak Genel Merkez Başkanlar Kurulu toplantısını icra ediyoruz. Bugün ayrıca 14 Mart Tıp Bayramı. Bu vesileyle başta hekimlerimiz olmak kaydıyla tüm sağlık çalışanlarımızın bu özel gününü tebrik ediyor. Sağlık, huzur, mutluluk ve güven içerisinde nice yıllara ulaşmalarını temenni ediyoruz. Sağlık çalışanları bu özel günlerini grev yaparak kutluyorlar. Geldiğimiz aşamada Sağlık Bakanı bile hekimlik mesleğinin saygınlık kaybına uğradığını itiraf ediyor. Ancak kendisi hekimlik mesleğinin saygınlığına kastedenin kim olduğunu açıklamıyor. Sayın Bakan'ın yerine madem öyle biz açıklayalım. Eğer Sayın Cumhurbaşkanı 1001 fedakarlıklarla çalışan hekimleri milletimizin önüne atıyorsa sorumluyu başka yerde aramaya gerek yoktur. Devletin en tepesinden hekimler hedef alınıyorsa haklarında giderlerse gitsinler gibi ifadeler edilebiliyorsa sorumluyu başka yerde aramaya gerek yoktur. Hekimliğin itibarına gölge düşüren Sayın Erdoğan'ın bizatihi kendisidir. Sayın Bakan bir mektupta Sayın Cumhurbaşkanı'na yazmalıdır. Bu mektubunda Sayın Erdoğan dilinize lütfen hakim olun demelidir. Değerli basın mensupları, bizler sağlık çalışanlarını mesleklerinden ve memleketlerinden soğutan tüm koşulları ortadan kaldıracağımızı taahhüt ediyoruz. Sağlık çalışanlarımızın çalışma koşullarının iyileştirilmesinden hayat kalitelerinin artırılmasına kadar gereken her adım özenle atılacaktır. Sağlıkta şiddet yasasını yenileyerek şiddet uygulayanları caydıracak yasal önlemler alacağız. Bu hususta şiddetin önüne geçmek için toplumsal seferberlik başlatacağız. Sağlık sistemini en kısa sürede toparlayarak vatandaşın sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştıracağız. Bu sayede şikayetleri minimum seviyeye indireceğiz. Sevgili vatandaşlarımız, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na milletvekili seçimi kanunu ile bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi sunuldu. Bu teklifle beraber seçim yasasında ve siyasi partiler kanununda yapılacak değişiklikler kapsamında barajın %10'dan 7'ye düşürülmesi başta olmak üzere bir kısım düzenlemeler önerilmektedir. Biz Deva Partisi olarak bu tür toplumun tamamını ilgilendiren bir yasa değişikliğinde mecliste grubu bulunan veya bulunmayan temsil edilen her siyasi partiyle birlikte ülkemizin sivil toplum örgütlerinin de görüşü alınmak suretiyle bir yasal düzenleme teklifinin meclise sunulması gerekliliğine inanıyoruz. İktidarın kendi mutfağında pişirdiği bir aşı 85 milyona dayatmasını açıkçası doğru bulmuyoruz. Deva Partisi olarak kurulduğumuz ilk günden itibaren ülkemizi yönetmeye talip olduğumuzu ve seçim barajı gibi bir endişemizin olmadığını birçok kez dile getirdik. Seçim yasasında temsilde adaleti sağlamak amacıyla barajın düşürülmesi ve seçim bölgesinin daraltılmasıyla ilgili düzenlemeleri gerçekleştireceğimizi parti programımızda milletimize taahhüt ettik. Seçim kanununda yapılmak istenen bir kısım değişikliklerin uygulamadan kaynaklanan olumsuzlukları gidermeye yönelik olduğunu görmekle birlikte, asıl amacın iktidar partilerinin önümüzdeki seçim sonuçlarını domine etmeye yönelik beyhude bir çabası olduğunu düşünüyoruz. Bu kapsamda seçim barajının %10'dan 7'ye düşürülmesini olumlu bir adım olarak görmekle birlikte yeterli de bulmuyoruz. Demokrasi ve Atılım Partisi olarak bu ülkenin her bir ferdinin iradesinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yansıması gerektiğini düşünüyoruz. Ve bunun için gece gündüz çalışıyoruz. Değerli basın mensupları, iktidar partileri artık
seçimi mevcut kurallara göre kazanamayacağını anlayınca çözümü kuralları değiştirmekte bulmuştur. Oysa tarih bize seçim mühendisliğiyle seçimin kazanıldığını göstermemiştir. Bundan sonraki süreç içerisinde de iktidar partileri ne yaparlarsa yapsınlar, seçim yasalarındaki düzenlemelerle sandığın galibi olamayacaklardır. Bu çalışmalar iktidarı kaybetme korkusunun eseridir. Önümüzdeki seçimler Cumhurbaşkanlığının elindeki imkanların bir parti lehine seferber edileceği son seçim olacaktır. Bu değişikliklerin arkasında yatan temel motivasyon millet iradesine yapılan bir saygısızlıktır. Biz Deva Partisi olarak seçim yasasında yapılmak istenen değişikliği esasında iktidarın küçük ortağı Milliyetçi Hareket Partisi'nin memnun etme sahikiyle yapılmış bir çalışma olarak görüyoruz. Buradan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin değerli üyelerine, milletimizin vicdanında yer bulacak değişikliklere gerek komisyonda ve gerekse de genel kurulda sahip çıkmalarını, açıkça millet iradesinin temsilini ortadan kaldıracak maddelere de onurlu bir şekilde karşı duruş sergilemelerini tavsiye ediyoruz. Seçimi kazanamayacağını anlayan iktidar ve ortakları her türlü mühendislik faaliyetlerini devreye sokmuştur. Aylarca süren çalışma sonrasında ortaya çıkan kanun teklifi millet iradesinden ümidini kesenlerin masa başında sonuç elde etme arzusudur. Kapalı kapılar ardında temsilde adalet ilkesine darbe vuran değişiklikler planlayarak seçimi kazanmaya çalışan iktidar ve ortaklarına milletimiz gereken cevabı sandıkta verecektir. Hepinizi saygıyla selamlıyorum.